Yavrularım, hayırlı günleriniz olsun. Şimdi turşulardan lahana geldi sırada. Gramı düştü, lahanamı da gitti, pazar günü aldım yavrularım. Şimdi lahana turşusu koyacağım. Turşu, içinin kıvırcık yerlerinden lahana turşusu güzel oluyor. Ben de ne yapıyorum biliyor musun? Şu üst taraflarını alıyorum, şöyle şuralarını şöyle dolmaya ayırt ediyorum. Et dolması olsun, zeytinyağlı doldurun. Bunları böyle ayırt ediyorum yavrularım. Bir de bak şunu Müfide teyzem yıkamadı, etmedi sakın demen ha. Şimdi yüzünün o esas şeylerini onları koydum, onları yıkadım ettim. İçine bak tertemiz bizler gibi. Her şeyini yaprağını yıkamaya gerek yok. Cenab-ı Allah'ım tertemiz etmiş, önümüze getirdi yavrularım. Suya değdirme lahananızı, tamam mı? Zaten bizler gibi temiz. Şimdi ben bunları böyle üst dallarını alacağım. Gerisini turşuya hep ayırt edeceğim. Bir şunları alayım. Bazıları şöyle 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 kesiyor ya, onu da sevmiyorum, kuzularım benim. Ben kendi kafama göre bu şeylerini yapayım, zayı olmasın. Ayırt edeceğim şimdi. Bunları böyle edeyim, turşunu doğrarken de şimdi bunlarını alayım. Turşu yerlerini doğrarken de size göstereyim, tamam mı? Bak lahananın bir kere beyazını seçin, yeşilini seçmen, turşunuzun şeyi de görünümü de güzel olsun. Bir de şu bak şu kıkırdak damarları var ya, anam bu turşunun içinde bir lezzetli oluyor, bir lezzetli oluyor ki bak. Bunlar da aha bak şöyle şöyle doğruyorum bak kıkırdaklarını da. Hep böyle kulufak etmen, kulufak etmen zaten kavanoza yerleştirirken yavrum zaten bunlar bölünüyor. Lahanamızı hazırladım, limonumuzu bak kabuğunu soydum, yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak doğradım. Havucumuzu da hepsini bak doğradım. Şimdi size göstereyim bak nasıl. Bak şöyle şöyle edeceksiniz. Aha, yüzünü kazıdıktan sonra. Bak böyle verem verem. Bak görüyor musun bu? Gerçi siz nasıl doğrarsanız doğran. Ben böyle doğruyorum yavrularım benim. Her şeyimi hazırladım. Şimdi nohudumu içine koyuyorum. Hangi ekmekten olursa olsun, çarşı ekmeği olsun, mayalı ya hepsi de. Ev ekmeği olsun, köy ekmeği olsun. Onu da bak böyle bir penyenin içine böyle kipçe bağlıyorum ki eğer içinde çözülürse bağladığınız içine dağılır, görünümü çirkin görünür yavrum benim. Onun için kipçe bağladım ekmeğimi. Bak ev ekmeği vardı, nohudumu da koydum. Aha, onu da dibine koyuyorum. Lahananın bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim Allah'ım sen utandırma, sağlıklı sıhhatli yedirmeyi nasip et. Allah'ım cümle yavrularımıza, bütün hepinize iyi mi yavrularım benim? Ağzınızın tadını bozmasın Allah'ım. Melek kuzularım benim, bak kıtır kıtır bak. Aralarına böyle havuçta koyuyorum yavrularım, şöyle dışına dışına camının şöyle dış yerlerine şöyle dayıyorum ki dışarıdan görünümü de güzel olsun bak. Aralarına bak şu şeyler, limonları kavanozumun camına şöyle şöyle yaslan. Düz olarak koyman. Bak şöyle bak görüyor musun? Böyle böyle yaslan yavruları. Bu lahananın içine bu karnabahar da çok yakışıyor. Öyle güzel turşusu oluyor ki tadına doyamazsınız. Aralarına da bak böyle karnabahardan koyacağım. Elinize ne geçerse böyle böyle eğer severseniz. Çok da güzel oluyor turşusu yavrularım. Ondan sonra şimdi sıra neye geldi? Sarımsağına geldi. Sarımsağını da arasına koyayım yavrularım. Tamam. İşte böyle sıra 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 dolduracaksınız, tamam mı? Suyunu koydum. İki kaşık tuzunu atıyorum. Bakmadan üçüncü kaşığı atmam yavrularım. Bir kaşık daha limon tuzunu koydum. Şimdi bunu tuzunu karıştırıyor. Bir kilo sirke bu. Buna ancak şey olur, az bir şey bırakacağım bunda. Beş kiloluk ya kavanozumuz. Şimdi sirkemi de koyuyorum içine. Bir de lezzetli ki maşallah size benziyor yavrularım. Gözünü sever mi bir de teyzeniz? Biliyorsunuz ki pul bibersiz olmaz. Hele de bu lahanaya var ya öyle bir yakışıyor bu pul biber. Öyle mi yakışıyor bu pul biber yavrularım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hazırladım. Kaya tuzu, limon tuzu, sirke, suyu. Bunları birbirine kattım, karıştırdım, tuzunu da ayarladım yavrularım. Her zaman size söylüyorum, yemek tuzundan az fazla olsun. Tuzuna çok dikkat edin. Suyunu koydum ama yavrularım, şimdi bunun suyu lahana yumuşayınca suyu çoğal
alıyor, lahanaya basıyorum, aşağı iniyor, üstüne tekrar lahanayı koyduğum zaman su çoğalıyor. Çoğaldığı için de yavrularım şimdiden böylece de göz gibi doldurmuyorum suyunu. Koyduğum suyla solsun, onu tekrar üstüne lahana koyacağım, tekrar üstüne suyunu ekleyeceğim, ağzını kapatacağım. Şimdilik bak böyle yapayım, göstereyim size. Ağzına yaprağını da koyayım yavrularım. Ağzına şöyle yaprağını da koyuyorum. Şimdi bu lahananın solmasını bekliyorum. Azıcık solsun, tekrar suyunu lahana koyacağım üstüne. Her zaman dediğim gibi tekrar yavrum suyunu da ekleyeceğim. Daha da gördüğünüz gibi. Aha. Hepinizi çok öptüm. Her şeyi güzel öğrenin, tamam mı?